Herkese merhaba. Google Ads ile ilgili hem kanalımdan hem de Instagram hesabımdan çokça sorular almaktayım. İstedim ki bu soruları çok sorulanlarına göre derleyip sizlere içerikler halinde sunayım. Bunu 4-5 bölüm video ile sizlerle paylaşacağım. Sıkça sorulan soruların birinci bölümüne başlamadan önce abone olmayanların kanalıma abone olmasını ve bildirimleri açmasını da rica ederim. Evet, şimdi en çok sorulan sorularla başlayalım. Bir arama ağı reklamı açarken çok kullanılan satış, potansiyel müşteriler, web sitesi trafiği seçeneklerinden hangisinin seçilmesi gerektiği sorusu bana çokça gelir. Burada online satış yapan bir e-ticaret sitesi için reklam hazırlıyorsanız satışı kullanmanızın doğru olduğunu düşünüyorum. Bir kurumsal siteniz var ve işte form doldurma veya mesajlaşma gibi dönüşümleri ölçmek istiyorsanız potansiyel müşteriler seçeneğini kullanmanızı öneriyorum. Web sitesi trafiği ise doğrudan direkt sitenizde trafik elde etme amacınız varsa web sitesi trafiğini seçmeniz doğru olabilir. Yani şöyle bir örnek verelim. Bir satış yapan e-ticaret sitesi satış hedefini seçebilir. Bir eğitim kurumu işte kayıt almak için potansiyel müşterileri seçebilir ve bir blog sitesi Google Ads arama reklamında web sitesi trafiğini seçebilir. Buradaki seçeneklerin çok ciddi farklar yaratmadığını da söyleyebilirim. Ancak ben genel olarak bu üçü arasındaki farkı sizlerle açıklamak istedim. Gelelim bir diğer soruya. Google Ads'e yeni kampanya hazırlarken hangi teklif verme türüyle başlamalıyım diye soru bana çok gelir. Şimdi burada ön tanımlı olarak Google dönüşümlere odaklanmayı size önünüze getirir. Tabii ki yani hiç bilmeyenler veya Google Ads ile ilgili bir fikri olmayanlar, deneme yapmak isteyenler dönüşümler ile başlayabilirler. Ben burada tıklamalarla başlamanızı öneririm. Çünkü bir yeni hesapta yeni kampanya oluştururken kampanyanın hiçbir dönüşümü olmadığı için makine öğrenimi zaman alacaktır. Bu yüzden tıklamalara odaklanarak kampanyanızı başlatabilir ve belirli bir dönüşüm aldıktan sonra eğer ki dönüşüm başı maliyetlerinizden memnun değilseniz dönüşümlere geçmenizi öneririm. Tıklamalar teklif verme türünü kullanırken mutlaka maksimum TBM teklif sınırı koymanızı öneririm. Bunu da yani anahtar kelimelerinizin tıklama başı maliyetlerini de araçlar ve ayarlar altındaki anahtar kelime planlayıcı üzerinden görebilirsiniz. Ben ilk başlangıç için bu stratejiyi öneriyorum. Dediğim gibi daha sonra diyelim ki aradan 15-20 gün geçti ve belirli bir dönüşüm aldınız. Bu durumda edinme başı maliyetinizi görebilirsiniz. Yani bir dönüşüm için harcadığınız para atıyorum 50 lirayken siz bundan memnun değilseniz burada dönüşümlere geçip hedef işlem başına maliyet belirleyebilir. Mesela 45 lirayla bu şekilde döndürebilirsiniz. Bu durumda Google dönüşümlerinizi arttırmak için teklifleri otomatik verecektir. Ancak tabii ki sizin tıklamalarla oluşturduğunuz kampanyanın dönüşümlerini Google zekası öğrenmiş olduğundan bu reklama başladıktan bir süre sonra daha iyi çalışacaktır. Ancak tıklamalara odaklı giderken eğer ki edinme başı maliyetinizden memnunsanız yine tıklamalarla da devam edebilirsiniz. Bir diğer seçenek ben illaki en üst sırada çıkmalıyım veya illaki ilk 3 sıra içerisinde yer almalıyım gibi bir düşüncesi olan işletmeler reklam verirken gösterim payı seçeneğini seçebilirler. Burada sonuçlar sayfasının herhangi bir yerinde görünmeyi veya en üst kısmının içerisindeki sonuçlarda veya birinci sırada görünmeyi seçebilirsiniz. Buna göre de bir gösterim payı yüzdesi seçmeli ve yine maksimum TBM teklif sınırı vermelisiniz. Tabii ki burada makul düzeyde değerler girmeniz reklamınızı daha verimli ve istediğiniz şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Tekrar söyleyeyim, ben herhangi bir kampanyaya başlarken ve o sektör ya da o grupla ilgili herhangi bir fikrim yoksa tıklamalara odaklanarak dönüşümleri toplamaya başlarım. Daha sonra kendi edinme başı maliyetimden memnun değilsem dönüşümlere geçerek bir hedef edinme belirlerim ve bu stratejiyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim hangi kelime eşleme türünü kullanmalıyım. İşte sıralı eşleme veya tam eşleme kullandığımda gösterim alamıyorum veya az gösterim alıyorum, tıklama alamıyorum. Geniş eşleme kullanmalı mıyım diye birçok kez bana soru gelir. Burada benim fikrim genel olarak sıralı eşleme kullanmak. Çünkü sıralı eşlemede belirttiğiniz örnekteki mesela burada SEO eğitim sıralı eşleme türünde ben bu terimlerin başına, ortasına veya sonuna gelen aramalarda da reklamım tetiklenir. Yani
Örnek olarak en iyi SEO eğitimi gibi bir arama teriminde de ya da SEO eğitimi işte Ankara gibi bir terimde de reklamım tetiklenir. Ancak geniş eşlemede bu iki kelimenin bir tanesinin arama teriminde geçmesi yeterli olacağından gereksiz tıklama almanıza yol açabilir. Tam eşleme ise tam tersi sadece bu terim aratıldığında görüleceği için potansiyel kaçırmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden sıralı eşleme kullanmanızı öneririm. Tabii ki sıralı eşleme kullanırken negatif anahtar kelime takibi yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü yine başına veya sonuna gelecek olan bazı terimler sizin için uygun olmayabilir. Bunları da negatif anahtar kelimeler bölümünden tanımlayabilirsiniz. Gereksiz tıklama almamak için. Şimdi gelelim dönüşümlere. Neleri dönüşüm olarak kullanmam gerekir gibi bir soru da çok fazla gelir. Burada arkadaşlar eğer bir e-ticaret sitesi ise ana amaç siparişin başarılı olduğu sayfaya bir dönüşüm kurmaktır. Yani bir sipariş tamamlandığı zaman bunu bir dönüşüm olarak saymak gereklidir. Ancak e-ticaret sitesinde bir mesajlaşma veya WhatsApp kullanıyorsanız bu durumda WhatsApp tıklamalarını da bir dönüşüm olarak sayabilirsiniz. Ancak işlem optimizasyonu olarak onu ikincil, siparişi birinci saymanız teklifleri otomatik kullanırken yani dönüşümleri arttırmaya yönelik strateji kullanırken oldukça önemlidir. Bu konuyla ilgili çok kısa bir süre önce bir video paylaştım. Mutlaka izlemenizi öneririm bu arada. Açıklamalarda da videonun linkine yer vereceğim. Veya bir kurumsal site neleri dönüşüm olarak saymalı? Bir form doldurulmasını, bir kayıt formunun doldurulmasını, bir WhatsApp tıklamasını veya bir canlı destek yazışmasını dönüşüm olarak sayabilir. Tabii ki bu durumda bunlar kurumsal bir site için işlem optimizasyonu olarak birincil olmalıdır. Kurumsal sitelerde bunu çok görüyorum. Mesela Instagram, Facebook, YouTube tıklamalarına dönüşüm kuruluyor. Ancak bunları izlemek istiyorsunuz ancak bunlar satışa yönelik dönüşüm olmadığı için bu durumda da kurumsal sitede sosyal medya bağlantılarına kurulan dönüşümleri İkincil işlem olarak belirtmenizi öneririm. Yani bu durumda sadece birincil bırakacağınız yani kurumsal sitede birincil bırakacağınız dönüşümler size fayda sağlayan, sizinle iletişime geçen potansiyel müşteri olmaya aday kişilerin yaptığı hareketleri birincil işlem olarak dönüşüm ayarlayabilirsiniz. Dönüşümleri kurmak Google Ads reklamlar için çok çok önemli. Çünkü gerekli optimizasyonları, reklam iyileştirmelerini, dönüşümleri izleyerek yapıyoruz. O yüzden doğru dönüşüm kurmak çok çok önemli. Dönüşümlerle ilgili zaten onlarca içerik paylaştım. Merak edenler yine kanalımdan takip edebilirler. Evet, son dönemde yine çok çok sorulan ve hemen herkesin sorun yaşadığı hesap askıya alınma problemi. Şimdi genellikle yeni hesaplar şüpheli ödemelerden ötürü askıya alınıyor. Burada arkadaşlar panikleyecek bir şey yok. Sadece biraz beklemek gerekiyor itiraz edip. Burada öncelikle şunu bilmelisiniz, girdiğiniz kredi kartı veya o kredi kartına sahip olan kişinin adına başka bir kart ile başka bir hesapta işlem yapıldıysa Google bunu şüpheli işlem olarak algılayıp hesabı direkt olarak askıya alabiliyor. Bu yüzden böyle bir şey başınıza geldiğinde eski hesaplarınızdan kartlarınızı çıkarıp silip yeni hesabınızı, askıya alınan hesabınızdaki kredi kartının sadece bu hesapta kullandığını buradaki uyarıdaki bize ulaşın alanından ilerleyerek adımları gerçekleştirerek itirazda bulunabilirsiniz. Ancak dediğim gibi girmiş olduğunuz kredi kartının veya o kişiye ait başka bir kredi kartının başka bir Google Ads hesabında kullanılmadığından emin olmalısınız. Bunu yaptığınız zaman 2-3 gün içerisinde hesabınız tekrar aktif edilecektir. Bir diğer hesap askıya alınma konusu ise sistemleri atlatma politikası ile ilgili. Burada iş biraz daha da zor olsa arkadaşlar çözülüyor genellikle. Eğer gerçekten ihlal edilen bir şey bırakmadığınız zaman kampanyalarınızda veya hesabınızda itiraz ettiğiniz zaman hesap tekrar düzeliyor. Burada tabii neler ihlal ediyor? Mesela bazı markaların kullanımı yasak, işte URL içerisinde, reklam başlığında vesaire. O markaların isimlerini kullandığınızda hesabınız askıya alınabilir. Veyahut işte bazı işletmelerin belgesiz şekilde reklam vermesi yasak olabilir. Bu durumda gerekli yönergeleri izleyerek hesabı normal hale getirip itiraz edebilirsiniz. Google gerçekten inceleme yapıp er ya da geç bu sorunda da dönüş yapıp hesabı açıyor. Eğer dediğim gibi bir ihlal konusu yoksa öncelikle aktif olan kampanyalarınızı durdurun ve bu kampanyalarda başlıkları, açıklamaları, verdiğiniz URL'leri kontrol edin, düzeltin. Orada dediğim gibi markayı kullanımıyla ilgili
çok sayıda problem yaşandığını gördüm. Çözmeye de uğraştık. Çoğu da çözüldü. Yani dediğim gibi burada kullanılması yasak olan marka isimlerini gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Onun haricinde yine web sitenizin içerisinde eğer başka kaynaklara gönderip bir satış veya kayıt işlemi yapıyorsanız onda da problem çıkabiliyor. Yani verdiğiniz dış bağlantılarda çalışmama durumu olabilir ya da orada bir yasaklı işlemler olabilir. Bunları da gözden geçirmenizi öneriyorum. Soruları olanlar yorumlarda paylaşabilirler. Her soruyu detaylıca açıklamaya çalışacağım ileriki videolarda. Google Ads ile ilgili sorularda birinci bölüm bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.